Kahramanmaraş depremi sonrası olası yeni depremler nedeniyle İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde riskli görülen sağlık kuruluşları apar topar boşaltılırken, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü'nün ek hizmet binasına dikkat çekti. Daha öncesinde Milli Emlak Müdürlüğü Uhtesi'nde olan Acılık Semti'ndeki binayı 22.02.2018 tarihinde devralan ve ek hizmet binasına dönüştüren Sağlık Bakanlığı'nı uyaran Cumhuriyet Halk Partili Yavuz Yılmaz, binanın depreme dayanıksız olduğu konusuyla ilgili çok sayıda ihbarın taraflarına ulaştığını söyledi. Binanın tehlike arz eden durumu ile ilgili olarak, önceki yıllarda CİMER üzerinden yapılan birçok başvuru bulunduğunu başvurulara verilen yanıtlarda, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün deprem analiz çalışmalarına devam ettiğini belirlediğini ancak aradan geçen 3 yılda hiçbir somut adımın atılmadığını belirten milletvekili, binada çalışan yaklaşık 180 personelin hayatının başta deprem olmak üzere afet riskiyle tehdit ve tehlike altında olduğunu altını çizerek şunları söyledi. Daha öncesinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü Uhtesi'nde olan binanın 22.02.2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı'na tahsisi yapılmış olup 05.03.2018 tarihinden itibaren bina Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Uhtesi'ne geçmiştir. Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 176 ata 23 parsel numaralı taşıması üzerinde bulunan bu bina Sağlık Bakanlığı'nın kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla almış olduğu kararın ardından Zonguldak Valiliğince İl Sağlık Müdürlüğü ürüne tahsis edilmiş. Sağlık Bakanlığı böylelikle özelden bina kiralama hizmet alımından vazgeçmiştir. Ancak tasarruf tedbirleri sonrasında taşınılan söz konusu binanın yapısal performansının olası bir depreme karşı yetersiz olduğu, binanın bulunduğu zeminin dere yatağı olması nedeniyle zemin sıvılaşmasının söz konusu olabileceği, binanın zemininden sürekli su çıktı. Özellikle taşıyıcı elemanlara gözle görülen çatlak ve hasarların varlığı gibi nedenlerle binanın taşıma gücünün önemli riskleri bulunduğu ve bu nedenlerle binanın son derece tehlike arz ettiği yönünde son derece önemli iddialar tarafımıza iletilmiştir. Binanın tehlike arz eden durumu ile ilgili olarak 2020 yılında CİMER üzerinden yapılan bir ihbara verilen yanıta Cumhurbaşkanlığının talimatıyla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün kamu binaları ile ilgili deprem analiz çalışması devam etmektedir. Deprem analiz çalışmasına göre gerekli işlemler yapılacaktır. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Bakanlığımız yatırım programında olup arsa aşamasındadır denilmiş. Ancak aradan geçen zaman zarfında hiçbir değişiklik yapılmamış. Bina Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü'nün ek hizmet binası olarak faaliyetine devam ettirilmiştir. Konuyu meclis gündemine taşıyarak ilgili bakanlıklara Kahramanmaraş depremi sonrasında olası yeni depremler nedeniyle ülkenin köklü hastaneleri tek tek boşaltılırken yine olası bir deprem durumunda büyük bir riskle tehdit ve tehlike altına girecek olan Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binasına çalışan yaklaşık 180 personelin korunması için hangi önlemler alınmaktadır diye sorduk. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın uhdesinde bulunan kamu binalarında deprem riskine karşı hangi hazırlıkların yapıldığına ilişkin 2019, 2020 ve 2022 yıllarında vermiş olduğumuz soru önergelerimiz ise hala yanıtlanmadı. Bu hayati konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.